Merhabalar, World My Root kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye yeni gelen Linkimals ailesinin diğer bir üyesi sayı sayan koalayı tanıtacağız. Şimdi koala bakıldığında böyle güzel ağırlık olarak da diğerlerine göre hemen hemen kirpiyle aynı ağırlıkta. Herhangi bir tuşuna basmadan şöyle bir dıştan baktığım zaman kulağı hışırtılı hassas bir kulağı var. Bu sesler bebeğin oldukça dikkatini çekmektedir. Ve herhangi bir elektronik aksama bağlı değildir. Ayrıca şu kısım var. Bu kısımda da toplam 6 tane boncuk var. Farklı renklerde. Yani turuncu renginde, yeşil, işte kırmızı birçok renkte. 6 tane küçük boncuk var. Ve burası çok güzel bir şekilde, böyle rahat bir şekilde dönüyor. Hatta size şöyle göstereyim, görüyor musunuz? Yani çok güzel dönüyor, hiç zorlanmadan dönüyor. Hatta bebeklerin dikkatini çekiyor, sürekli bu şekilde hareket ettirerek ilgisini çeken bir nokta burası. Ve şu kısımda da toplam 9 tane küçük üçgen var ve çocuk buraya elini dokunduğu zaman hafif pütürlükler hissederek böyle dokunma hissini uyarmaktadır. Yine bu kulağı gibi herhangi bir elektronik aksana bağlı değildir. Ben ilk yabancı videolarını seyrettiğimde bunun dıştan baktığımda yani ve elime ilk aldığımda da bu koalanın burnunda bir düğme olduğunu ve burnuna basarak da aktifleşen bir işte müzik veya ışık yanacağını düşünmüştüm. Ancak öyle değil. Burnunda herhangi bir şekilde herhangi bir düğme bulunmamaktadır. Göbek kısmında da diğer tembel hayvan ve kirpideki gibi hiçbir şekilde basma noktası, yani basma bir eylemi olmamaktadır. Palmiye ağacına sarılmış koala. Şimdi arkasına da bakalım. Arkası bu, şu detay çok güzel bir detay. Ve bu detaya baktığımızda taşımak için çok iyi olduğunu biz görüyoruz ve şöyle taşıyabiliyoruz bunu. Yani şu şekilde bir yerden bir yere rahatlıkla götürebiliyoruz. Bu detay yalnızca koalada var. Yani tabii diğer Linkimals ailelerinde var mı yok mu, tabii Türkiye'de olmadığı için bilmiyoruz onu. Şu şekilde elimiz, dört parmağımız rahatlıkla girebiliyor ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Kendi kendine tabii şarkı söylüyor. Şu anda biz daha tuşlara basmıyoruz. Ses açma kapama kısmı burada, en yüksek ses. Yine aynı şekilde ayarlıyoruz. Arkasında bir şey yok. Megafon bölümü, yani ses çıkan bölümünün ön tarafta olması bizim için bir avantaj. Çünkü ses çok net ve çok işte parlak bir şekilde geliyor. Yani kristal kıvamında bir ses duyuyoruz bu koalada. Şimdi tuşlarına baktığımızda sayı saymayı bilen, sayı saymayı seven koala olduğu için birden 10'a kadar sayılarımız var. Mesela 1'e basıyoruz. 1 numara. 1 numara diyor. 1. 1 diye ses çıkarıyor. Bir daha aynı yere bastığımız zaman 1 diyor. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu kadar sonuna kadar gitmemin bir sebebi var. Göstereceğim şimdi size. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, parti veriyor. Tamamını sıralı yaptığınız zaman 6, 7, 8, 9, şurada bir nota farklılığı var. Oraya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi göreceksiniz. Bunu biz yeni keşfettik. 6, 7, 8, 9, 10. Yani şu anda olmadı. Birazdan tekrardan saydığımızda o zaman olacak. Mesela 1 numara. Heh. 2 numara. 3 numara. 4 numara. 5 numara. Az önceki müzikli olduğu için muhtemelen devreye girmedi. Şimdi 7 numara. Müziksiz olduğunda o müzikle destekleyecekler. 8 numara.
Yine burada da bir nota farkı, ton farkı var. 10 numara. Ve şimdi hazır olun. Evet. Bu özelliği inanın yabancı videolarında, farklı dillerdeki videolarını da seyrettim ben. Onlarda hiçbir şekilde tanıtılmamış, birden 10'a kadar eksiksiz sayıldığı takdirde bir parti kıvamında tembel hayvan da arkadan yavaş alkış yaparak destekliyor ve çok güzel bir böyle bir müzik, az önce de duyduğunuz gibi müzik çalıyor. Şimdi şurada 3 tane şekil var. Palmiye ağacının üzerinde 3 tane şekil var. Bebeğimiz buraya parmağını sokarak çeviriyor. Şu şekilde çeviriyor. Bu renkleri tanıtan müziği. Şimdi tekrar çevirelim. Her çevirmede farklı bir müzik, farklı bir şarkı söylüyor. Ağacımın üstüne ne görüyorsunuz diyor. Üç şekil. Ağaç üstünde. Üç şekil. İsimleri ne? Daire. Daire. Üçgen. Ve kare. Tekrar çeviriyorum. Sayıları sayalım diyor. Şimdi buradaki sayıları sayması gayet çok güzel gerçekten. Bakın aşağıdan yukarıya doğru say diyor. Aşağıdan yukarıya doğru saydırıyor. Şimdi de sayı algısını kuvvetlendirmek için çocuktaki sayalım sayıları diyor. Şimdi bir daha. Şimdi de yukarıdan aşağıya. 10. Evet, 10'a kadar sayıları da saydırdı. Tekrar çeviriyoruz. Bir gülme sesi. Tekrar parmağımıza çeviriyoruz. Koala hakkında bilgi veriyor. Ağaçları sevdiğini, tırmandığı hakkında bilgi veriyor. Dinlenen bir hayvan olduğunu söylüyor. Bir daha çevirdiğimizde Bir bakalım ne? Evet. Koala'nın ayı olmadığı hakkında bilgi veriyor. Hangi tür olduğunu öğretiyor. Kanguruya benzediğini söylüyor. Annelerinin kesesinde olduğunu söylüyor ve türlerinin keseliler olduğu bilgisini veriyor. Ayı, fare, kuş olmadığını ve kendisinin koala olduğunu, keseliler türünde olduğunun bilgisini de vererek hayvanlar alemini de bir şekilde tanıtarak bilgi veriyor. Yine bir gülme sesi. Üç şekil. Aynı müzik. Bir numara. Bir. Bakalım. Dostlarım. Heh. Bu Linkamas'ın klasik müziği, kendini tanıt diyor ve diğer ailelerle kendinin tanıtmasını istiyor ve diğerlerinde de beraber şarkı söylüyor ama biz buna bakıyoruz. Şöyle bakın, renklerin canlılığına bakın. Koaldaki renkler çok canlı, gerçekten güzel bir renk skalası yapmışlar koalada. Koala bu şekilde bütün özelliklerini de anlattım. Çevirdiği zaman sayı saydığında. Koala sayıyor benimle say 10'a kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu farklı bir şarkısıydı, müziğiydi. Bir kez daha. Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sayıları saydırarak çocuklara tüm sayıları öğretiyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Sorularınız varsa yorumlar kısmında da iletebilirsiniz. Hoşça kalın.